Var bunun. Adalet Bakanlığı daha önce 7 bin kişiyi dinlediği iddia edilen savcıları incelemeye aldı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve üyeleri hakkında inceleme izni çıktı. Bu arada Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ise Başbakan Erdoğan'ın evinde bulunan dinleme cihazıyla ilişkisi olan 19 kişinin tespit edildiğini söyledi. Adalet Bakanlığı her türlü yasal ve yasa dışı dinlemeleri yakından takip ediyor. Selam terör örgütü adı altında 7 bin kişinin dinlendiğinin ortaya çıktığı telekulak skandalında önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı soruşturma savcıları Adem Özkan ve Adnan Çimen'in hakkında inceleme izni verdi. Ergenekon davası hakim ve savcıları da inceleme altında. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve üyeleri hakkında da inceleme başlatılması için gerekli izinleri verdi. Adalet Bakanı Bozdağ, mahkemenin 8 ayda gerekçeli kararını açıklayamamasına tepki gösterdi. 8 aydır verdiği kararın gerekçesini yazamayan bir mahkeme olamaz. Bunun da hukuki bir mesuliyeti elbette vardır. Başbakan Erdoğan'ın Ankara Keçiören'deki evinde ve çalışma ofisinde bulunduğu belirtilen böcekle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın detaylarına ilişkin ilk bilgileri Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay verdi. 19 kişi tespit edildi. Bir kısmı yurt dışında, bir kısmı burada. Burada olanların meslekle ilgileri kesilip ve soruşturmaları devam ediyor. Atalay şahısların casuslukla yargılanacağını söyledi. Bunlarla ilgili yakında da meslekten ihraçtan sonra da tabii diğer davalar başlayacak. Bunların kimi casusluk suçuyla yargılanacaklar. Başbakan